Evet sayın seyirciler, TV Net Haber devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu Ankara stüdyomuzda misafirimiz. Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili yaklaşımı ve Almanya seçimleri ile ilgili kendisine soracağımız sorular var. Sayın Yeneroğlu hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk Cemalettin Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Referandum sürecini hatırlayalım. Almanya'nın tavrını ve yine son zamanlarda hem Türk Dışişleri Bakanlığı hem de karşılıklı liderlerin açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep itidalli mesajlar vermeye çalıştı. Tabii dik duruşunu bozmadan Türkiye'nin, ama demek ki bardağı taşıran son damla olmuş olacak ki artık Almanya'daki partilere yönelik oy vermeyin çağrısında bulundu. Merkel Türkiye'yi acaba sıkıştırmak mı istiyor Gümrük Birliği ile? Önce oradan başlayalım, daha sonra seçimlere girelim. Tabii ki yani Almanya'nın siyaseti Türkiye'nin ekonomik durumu, ihtiyaçları, Türk-Alman ilişkilerinin yoğunluğu, özellikle Türk ekonomisinin ihracatına baktığımız takdirde %50 civarında bir yekününün AB ile ilişki içerisinde yürüdüğünü dikkate aldığımızda Merkel'in özellikle Türkiye'nin iç istikrarı, milli güvenliği noktasında hassasiyetlerinin pazarlık konusu yapılabileceğini ve bu çerçevede Almanya'nın Türkiye'yi geçmiş yıllarda, yani 90'lı yıllarda olduğu gibi edilgen bir politikaya razı edebileceğine dair kanaati ön plana çıkıyor ki bu da sonuçta kabul edilebilecek, hiç rasyoneliteyle alakası olmayan bir analizin neticesinde Türkiye'ye yönelik ekonomik baskı yaptığım takdirde istediğim neticeyi elde ederim. Özellikle Türkiye'nin benden beklediği milli güvenliğine yönelik müdahaleleri bırak, Türkiye'nin iç işleyişine nüfuz etme olanaklarını bırak, Türkiye'nin iç istikrarına yönelik çabaları terk et şeklinde yaklaşımları dikkate almak durumunda olmam şeklinde bir yaklaşımın tezahürü. Bu da sonuçta kabul edilebilecek bir şey değil. Maalesef bunun Avrupa Birliği üzerinden sonuç alabilir mi Almanya? Almanya'nın Avrupa Birliği üzerinden teorik olarak sonuç alması tabii ki kuvvetle muhtemel, ancak işin şöyle bir boyutu var. Gümrük Birliği meselesi ön plana sürülüyor. Bunun ötesinde işte AB müktesebatı çerçevesinde yakınlaşma süreciyle ilgili Türkiye'ye yapılacak yardımların iptal edileceği ifade ediliyor. Ama ancak bunlar zaten dondurulmuş. Yani şu anda evet, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bu AB müktesebatı çerçevesinde yakınlaşma süreciyle ilgili işte 2020 yılına kadar planlanan 4,5 milyar euroluk bütçenin Türkiye'ye aktarılması gibi söz konusu bir durum zaten değil. Dolayısıyla bu kamuoyunu idare etmenin ötesinde bir anlam taşımıyor. Yine bunun ötesinde de Almanya'nın, AB'nin tabii ki fiilen lideri konumunda bir ülke olarak Avrupa ülkeleri üzerinde baskı yaparak Türkiye'ye yönelik AB'nin bütüncül bir politika takip etmesi noktasında girişimlerini sürdürecektir. Bu girişimlerinde de yine verilere bakmak lazım. Yani masada ne var? Gümrük Birliği konusunu tartışıyoruz. Evet, Gümrük Birliği meselesi Türkiye için önemli, ama Türkiye için önemli olduğu kadar da AB için de, AB ticareti için de önemli. Dolayısıyla karşılıklı tabiri caizse kazan kazan ortamı söz konusuydu. Bunu Türkiye'nin milli güvenliğini, Türkiye'ye yönelik özellikle terör örgütlerinin orada cirit atarak Türkiye'yi tehdit etmesi gibi bir durumu Türkiye ekonomik gerekçelerle zaten tercih etmesi mümkün değil. Diğer tarafta asıl problem, maalesef bunların hiçbirisinin Avrupa kamuoyunda, yakinen takip ettiğim için söylüyorum, tartışılmadığı da bir gerçek. Asıl problem bu. Yani Türkiye ile ilgili Avrupa'da topluluklar ciddi manada anti-Türkiye söylemine ikna edilmiş durumunda. Bunun sebebi de Avrupa basınında söz konusu Türkiye olduğu zaman Türkiye'nin gerçeklerinin yansıtılmadığı, Türkiye'de farklı görüşlerin de yansıtılmadığı, özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu terörle mücadele noktasında çektiği sıkıntılar ve bu çerçevede Avrupa ülkelerinden ve NATO çerçevesinde müttefiklerinden beklediği desteği görememesinin Avrupa basınında, Avrupa kamuoyunda maalesef hiçbir yansıması yok. Olmadığı için de şu anki politikalar oradaki topluluklar tarafından da ciddi manada destekleniyor. Bu aynı zamanda tüm siyasi partileri de anti-Türkiye söyleminde ortak bir noktaya getiriyor. Bu ama aynı zamanda iç politikada Türkiye üzerinden rant etme olanağı da ortadan kaldırıyor. Peki, yani işin böyle bir boyutu da var. Peki bu durum eskiden gurbetçilerin... bu işi sadece sosyalist... Evet. Affedersiniz, araya girmek zorunda kaldım. Peki bu durum, madem bu topluluklarda buyurun, makes buluyor, bu durum gurbetçiler nezdinde nasıl karşılık bulacak? Gurbetçilerin oyları nereye doğru meyledecek? Müsaade buyurursanız size de hatırlatayım. Devamlı Türkiye kamuoyunda gurbetçi tanımına itiraz ediyorum. Çünkü gurbetçi tanımı sezonluk işçiyi ifade ediyor. Ancak Avrupa'da yaşayan Türk toplumu artık 30-40 yıldan beri orada olan, artık çocukları, torunları orada doğmuş olan bir kitleden bahsediyoruz. Yani Avrupa'daki 5 milyonluk Türk diasporasından bahsediyoruz. Evet. Bu kitlede o ülkelerin asli unsuru oranın yerlisi olmuş. Gurbetçi diye tanım şu anki bu sosyolojik gerçeği ifade etmiyor. Aynen. Şimdi Türk toplumunun özellikle Almanya ile ilgili meseleyi ele alacak olursak, Almanya'da 1.200.000 civarında 1 milyonla 1 milyon 200 bin arasında bir Türk seçmen kitlesi var. Almanya'da seçimlerde oy kullanılacak. Zaten bu kitle Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı öncesinde de bizim yaptığımız anketlerde de büyük partilere geçmişteki gibi destek vermediğini çok net bir biçimde görüyoruz. 2000'li yılların başında ve özellikle 90'lı yıllarda işçi sınıfına dahil olması ve sendikal örgütlenme çerçevesinde Sosyal Demokrat Parti'nin %70'e varan, hatta üzerinde bir desteğe sahip olmasına rağmen son verilere baktığımızda bunun %20'lere kadar indiğini, Hristiyan Demokrat Parti'ye verilen desteğin de %10 civarında, hatta bunun altına da düştüğünü, geçmişte Yeşillere çok güçlü bir destek verilirken Yeşillerin özellikle PKK'nın meşru olarak gösterilen uzantılarıyla ilişkileri neticesinde ve Cem Özdemir'in PKK'nın oradaki programlarına katılması neticesinde de %10'un altına gerilediğini ve artık sadece sosyalist ve PKK'yı destekleyen çevrelere hitap eden bir parti noktasına geldiğini, ama aynı zamanda bunun da Yeşiller içerisinde ciddi manada tartışıldığını, eleştirildiğini, çünkü Cem Özdemir'in sadece anti-Türkiye boyutuyla kimlik bulmaya çalıştığını orada da ifade ediyoruz. Fakat şu da bir gerçek, bunu da unutmamak gerekiyor. Buyurun. Eylül'ün sonunda yapılacak seçimlerde kuvvetle muhtemel Merkel tekrar başbakan olacak. Şu anki anketlere göre %38 ile %42 arasında bir oyu söz konusu ve sosyal demokratların mevcut gidişatı devam ederse de koalisyon ortağının liberaller olması ihtimali gün geçtikçe daha bir gerçekçi bir durum olarak önümüze çıkıyor. Bunu Türkiye olarak dikkate almak durumundayız. Diğer tarafta Almanya'daki Türk toplumuna yönelik söylemlerimizde de maalesef buradaki siyasal söylemlerin Türk toplumunu orada daha fazla baskı altında tutulmaması noktasında da durumları da dikkate almak durumundayız. Evet, Türk toplumu bugün zaten o partilerin, hatta çok şunu da söyleyeyim, o partilerin bazılarını üye olsalar bile sandığa gittikleri zaman tercihlerini farklı bir biçimde kullanabiliyorlar. Bu da son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok net bir biçimde dikkat çektiği gibi Türkiye düşmanlığının artık had safhaya gelmiş olmasından ve bu noktada da bütün partilerin adeta birleşmiş olmalarından kaynaklanıyor. Bunun neticesinde de Almanya'da olduğu gibi Batı Avrupa ülkelerinin diğer bölgelerinde de göçmenlerin kendi partilerini kurmaları, özellikle Türk toplumunun öncülüğünde partiler kurulmasına ve bunların da aynı zamanda Türk toplumunun siyasal bilincini geliştiren okullara dönüşmesine de sebebiyet verdi. Bu da önemli bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Ancak diğer tarafta da bu partilerin içerisinde üye olan, bu partilere katkıda bulunan herkesin de Türkiye düşmanı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini, tam tersi Türkiye ile iyi ilişkileri geliştirilmesi noktasında hem yerel çoğunluk toplumun mensupların bir çabası olduğunu, ama aynı zamanda Hristiyan Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti içerisinde de olsa orada da Türk toplumunun mensuplarının, aynı zamanda oradaki Müslümanların meseleleri, Türk toplumunun meseleleri ve öncelikleri ve aynı zamanda Türkiye-Almanya, Türkiye-Avrupa ilişkileri içerisinde de önemli bir multiplikatör olduğunu, bunların bu çabalarının desteklenmesinin de önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Yeneroğlu, siz son bir soru olarak çekilmesi durumunda tamamen Evet ama şunu da ifade edeyim. Bakın buyurun, Türk toplumu buyurun. Bu partilerden tamamen çekilmesi durumunda da bu partilerin içerisinde sosyalist kesimler ve PKK'ya sempati duyan kesimlerin de hakim olacağını, bu da evet, Türkiye-Almanya ilişkilerine daha fazla geleceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Sayın Yeneroğlu, çok kısaca soracağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği hani seçimlere yönelik bir gerginlik. Bu gerginliğin seçimden sonra normale döneceğini düşünüyor musunuz? Çok kısaca lütfen. Ve Almanya'daki Türk toplumuna hangi partiyi işaret ediyorsunuz oy vermeleri yönünde? Kısaca lütfen. Bence Türk toplumu bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle şu veya bu partiyi işaret etmedi. Ben doğru olan da bu olduğunu düşünüyorum. Almanya'da Türk toplumu bu konuda siyasi bilince gerekli şekilde sahip. Zaten bakın şunu ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı öncesinde bile anketlere baktığımızda Türk toplumunun Sayın Cumhurbaşkanımızın oy vermeyin diye işaret ettiği partilere desteği zaten çok ciddi manada evet, azalmıştı. Bakın düşünebiliyor. Sosyal demokratlar %70'ten bugün %20'nin altına düşmüş. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısından sonra eminim ki %10'un da altına düşecek. Bu yüzden zaten Sayın Merkel Avrupa Birliği üzerinden halletmeye çalışıyor bunu. Ben Avrupa, yani bu meselenin sadece bu boyutla ilgisi olduğu veya seçimlerle ilgisi olduğu kanaatini taşımıyorum. Evet. Almanya'nın bu yeni bir politikası değil. Bakın Almanya bugün ortaya koyduğumuz gerginlik aslında Türkiye'nin Almanya'ya karşı ben artık edilgen bir pozisyonda olmayacağım. Evet. Benim milli menfaatlerim benim olmazsa olmazım. Evet. Bunu hiçbir şeye kurban edemem. Ekonomik baskılar da benim için bu konuyla ilgili kusura bakma demesinden kaynaklanıyor. Yoksa evet, Almanya'nın bu politikası yeni bir politika değil. Almanya'nın Türkiye ile ilgili politikası maalesef sonuçta devamlı devam ettiği, zaten o sebepten dolayı ya 90'lı yıllarda bunu kabul ediyordunuz. 90'lı yıllarda da PKK burada istediği gibi cirit atıyordu şeklinde. Şimdi size ne oldu şeklinde yaklaşımın Sayın bir tezahürü. Bu mesajla noktalamış olalım. Alman kamuoyuna evet, meseleleri evet, çok bu daha güçlü bir biçimde noktalamış olalım. Lütfen kusura bakmayın, süremizin sonuna geldik. Türkiye'nin az önce ifade ettiğiniz cümlelerle, mesajıyla noktalamış olalım. AK Parti Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu ile konuştuk. Almanya seçimlerini ve Türk toplumunu orada hangi partilere meyledeceği yönünde. TV Net'te haberleri izlediniz. Saat 13'te tekrar karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Yine bu ekrandan haberleşmeye devam edelim. Hoşçakalın.